Heykel sanatı 19. yüzyılda gerçekten bir sorun olmuştu. Resimdeki gelişmeleri ve değişimleri yeni bir dünya için resmin yeniden oluşturulduğunu düşünecek olursak, resimlerde endüstriyel kültürün bir konu olarak yükselişini görürüz. Resimlerde artık sanayileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan manzaralar yansıtılmaktadır. Böylelikle modern hayatın, modern konuların resmedildiğine ve akademik geleneklere karşı gelindiğine şahit oluruz. Ancak heykel konusunda gerçekten daha farklı bir sorun var. Çünkü bir şeyin hayalini yaratmak ya da bir yüzeyde renk yaratmak yerine dünyada gerçekten var olan fiziksel bir oluşum yaratıyorsunuz. Ve sonuçta bunun gerçeğine denk olması bekleniyor. Heykelde daha yakın, daha doğrudan, daha yoğun bir mevcudiyet, varoluş var. Dolayısıyla resimde mümkün olan, rahatça yapılabilen şeyin heykelde yapılması çok zor olabilir özellikle de insan vücudunun yapılması. Mesela heykel çalışmalarını yeniden keşfeden, heykelin ne olabileceğini yeniden düşünen Auguste Rodin'in eserlerine bakabiliriz. Rodin'in yürüyen adam heykelinde ayrı ayrı parçaları görebiliriz. Baş yok, kollar yok, yanlış yere konan bir bacak var. Sanatçının kullandığı aletlerin bronzun üzerinde bizim için bıraktığı görsel izleri bile görmek mümkün. İngiltere'de de Frederick Leighton gibi insanlar heykeli yeniden düşünmeye, yeniden keşfetmeye çalışıyorlar. Yeni heykel denilen bu yeni hareketin en önemli eserine bakıyoruz. Bu eser Frederick Leighton'ın Piton'la güreşen atlet heykeli. Heykelin klasikliği insan vücudunun tamamen idealize edilmesi, figürün fizikselliği, vücut kaslarının mükemmel şekilde yansıtılması ve çıplak erkek vücudunun yeniden yorumlanması nedeniyle bu heykel İngiliz heykel sanatında bir dönüm noktası olmuştur. Bütün bunlara ek olarak ayrıca manevi bir tarafı da var. Piton hem doğayı hem de karşı konulması gereken ve mağlup edilen kötülüğü temsil ediyor. Bu heykel son derece yeni. Aynı zamanda da kökeni tarihe dayanıyor. Sanatçı belli ki Michelangelo'ya, geçmişe dönmüş. Hatta belki de Michelangelo'nun da baktığını bildiğimiz Belvedere gövdesinden ilham almış. Ancak aynı zamanda kendi yaşadığı dönem olan 19. yüzyılda geçerli olacak bir heykel yaratmaya çalışmış. Şunu biliyoruz ki İngiltere'de Victoria döneminin sonlarına doğru fiziksel dayanıklılık, erkeksilik, atletik vücut gibi kavramlar ulusun dayanıklılığı gibi manevi fikirlerle bağlantılıydı. Bu nedenle heykelin sembolik bir boyutu da var. Ama tabii tüm bunlar en azından benim bakış açımdan sanatçının ifade ettiği gerçekliğe bağlı. Başka bir de işte kasların son derece gerçekçi gözükmesi. Hatta yılanın boyutları bile gerçeğe o kadar yakın ki zoolojik olarak da inceleyebiliyorsun. Sanatçı ideal olanı yaratmak için gerçeği ağlayıp bulamaktansa neredeyse anatomik bir çalışma gibi gerçekçi bir eser ortaya çıkarmış. Ama tabii ki bununla biraz çelişen fotoğrafik bir gerçekçilik de var. Mesela atletin pitonun boynundan tuttuğu yere bakın. Hayvanın derisi sanki patlayacakmış gibi esniyor ya da boğuluyormuş gibi duruyor. Gerçekten de piton derisinin sıkıldığında nasıl görüneceğini daha önceden araştırmış gibi. Ayrıca heykele yüklemek istediği mesajı ve manevi tarafında anlaşılır kılmak için biraz fazla canlı görünüyor. Figürün yüzüne ve yılanla ilişkisindeki ciddiyete bakarsanız bir tuhaflık olduğunu fark edersiniz birbirlerine piton sanki bilinçli bir varlıkmış gibi baktıklarını söylemek zorundayız. Ama bu bir Rönesans resmindeki şeytan değil. Zoolojik olarak fazla gerçekçi bir yılan. Dolayısıyla yüz yüze olan bu iki figürde saçma bir durum var. Hayvanı yüceltiyor. Doğayı yüceltiyor belki ama yılanın özgünlüğü ve kusursuzluğu düşünüldüğünde bunu garip bir şekilde yapıyor. Atletin duruşuna bakarsanız, hareketlerinin Özellikle de bacaklarının ne kadar zarif olduğunu görebilirsiniz. Bu da vücudunun üst kısmının yılanı sıkarken gösterdiği fiziksel güçle büyük bir tezat oluşturuyor. Sol bacak öne doğru gelerek biraz yerden yukarıda durmuş. Topuk yere temas etmiyor. Vücudun üst tarafında gördüğümüz fiziksel gücü alt tarafında görebildiğimizi söylemek çok da mümkün değil. Ama bunlar bizim 21. yüzyıl bakış açımızla görebildiğimiz sorunlar. Heykel yapıldığı 1877 yılında eleştirmenler tarafından çok beğenilmişti. Hatta hükümet tarafından ülke için satın alınmıştı. Bu sayede heykeli bugün Tate Modern Sanatlar Müzesi'nde görebiliyoruz.